Biliyor size. Geleceğim orada. Hiç meraktan. Hepsine geleceğim. Keşke başkan izin verse de tek tek her birinizin sorusuna cevap verse. Tek tek. Geleceğim orada. Ve dolayısıyla suç işleniyor. Gelelim başka bir şey daha. Bakın değerli arkadaşlar. Parlamentoyu o kadar itibarsız hale getirdiler ki siz getirdiniz, kusura bakmayın. Siz Milliyetçi Hareket Partisi ile beraber getirdiniz. Kimse kusura bakmasın. Önce uygulamayı yapıyorlar. Bakıyorlar ki ya bu uygulama için kanun çıkması lazım. Sonra meclise kanun getiriyorlar. Borçlandılar. Bütçede öngörülen borç limitinin üstünde borçlandılar. Bir baktılar ki ya Allah Allah, parlamentonun verdiği yetkiyi aşmışız. Buraya tekrar kanun getirdiler borçlanma için. Hiçbiriniz dediniz mi ya? Arkadaş, bu parlamentonun verdiği yetkiyi niye açtınız siz? Kur korumalı mevduat. Bakın değerli arkadaşlar. 20 Aralık akşamı yapıldı. 21 Aralık'ta Merkez Bankası duyuru yaptı. 24 Aralık'ta basın açıklaması yaptı Hazine Maliye Bakanı. 20 Ocak'ta da kanun buraya geldi. Ya değerli arkadaşlarım, anayasada der ki vergi kanunla konur, kanunla kaldırılır der. Siz uygulamayı yapıyorsunuz ama anayasayı da hukuku da bilmiyorsunuz. Çünkü bürokrasiyi darma duman ettiniz ve sonunda meclise kanun geldi ve buradan kanun çıktı. Bu ne demektir? Parlamentoya ben ne zaman istediğim kanunu getirirsem benim orada askerlerim var, el kaldırır indirirler ve benim kanunlarımı kabul ederler. Bu iradenin ipotek altına alınmasıdır. Daha geleceğim. Nelere? Daha neler bilmiyorsunuz. Bilmiyorsunuz değerli arkadaşlar. Bakınız. Devlet harcamalarının neye göre yapıldığını bilmemiz lazım. Devlet harcamaları keyfi olarak yapılmaz. Bir kişinin iradesine devletin bütçesi teslim edilmez. Devlet dediğiniz kurum saygın bir kurumdur. Devlet dediğiniz kurum liyakatle yönetilir. Devlet dediğiniz kurum adaletle yönetilir. Devlet dediğiniz kurum herkesin arzu ettiği gibi yönetilmez. Bir kişinin iradesine göre yönetilmez. Bakınız, devletin temeli hukuk ilkelerinden yola çıkar. Yani belirliliktir. Bir şeyi, üç kuralı vardır belirliliğin. Bir, hukuk normlarının belirli olması lazım. İki, bilinebilir olması lazım. Üç, öngörülebilir olması lazım. Bunlar olduğu takdirde olur. Örnek, Cumhurbaşkanlığı Makamı ve Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı, yani bu beyefendilerin çalıştığı yerler, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'na tabi değil. 6245 sayılı Harcırak Kanunu'na tabi değil. Numaraları saymayayım. Taşıt kanununa tabi değil. Kamu konutları kanununa tabi değil. Kamu ihale kanununa tabi değil. Kamu ihale sözleşmeleri kanununa tabi değil. Hiçbirisine tabi değil bunlar. Peki parayı nasıl harcıyorlar? Biz yetki vermişiz. Parayı nasıl harcıyorlar? Efendim, yönetmelik var. Siz hiç resmi gazetede bir yönetmelik gördünüz mü? Görmediniz. Size bir şey daha söyleyeyim. 3011 sayılı bir kanun var. Kanun, resmi gazetede yayınlanacak olan yönetmelikler hakkında kanun. Bu kanuna göre Cumhurbaşkanlığı, bakanlıklar ve kamu düzel kişileri yönetmelikleri resmi gazetede yayınlamak zorundadırlar. Hangi yönetmelik yayınlanmaz onu da yazıyor kanun. Ancak milli emniyet ve milli güvenlikle ilgili olan ve gizlilik derecesi taşıyan yönetmelikler yayınlanamaz. Peki Allah aşkına, Harcırak Kanunu, eğer siz yönetmelikle yapıyorsanız bunun milli güvenlikle ne ilgisi var? Taşıt kanunu milli güvenlikle ne ilgisi var? Eğer oraya dayandırıyorlarsa. Nasıl harcıyorlar bu parayı? Ben soruyorum. Ama sizin de sormanız lazım. Ya arkadaş, sana dünyanın bütçesini verdik. Siz bu parayı nereye harcıyorsunuz? Nasıl harcıyorsunuz ya? Hiçbir yönetmelik şu ana kadar yayınlanmadı. Ben ilk kez size söylüyorum. Bakın niye yayınlanmıyor bu yönetmelik? Bakın değerli arkadaşlar. Bu söylediğim kanunlara tabi değiller ama niye tabi olmadıklarını da kısmen anlatayım size. Harcırak Kanunu. Sayın Başkan 100 lira alacak.
Ankara dışına çıktığı zaman harcı lira olarak 100 lira alacak. Sizler milletvekilleri 92 lira alıyorsunuz. Aylık kadro derecesi 1-4 olanlar 63 lira alıyorlar. Aylık kadro derecesi 5-15 arasında olanlar onlar da 62 lira alıyorlar. Peki sarayda çalışanlar kaç kişi alıyor? Orada binlerce kişi çalışıyor. Onlar kaç lira alıyorlar? Bilmiyorsunuz. Bilemezsiniz. Ben de bilmiyorum. Niye onlar buraya tabi değil? Orada çalışanlar meclis başkanından fazla para alıyorlar. Milletvekilinden fazla para alıyorlar. Anayasa Mahkemesi başkanından fazla para alıyorlar. Onların harcırahları çok yüksek. Ama kimse bilmesin, görmesin diye yönetmeliği yayınlamıyorlar. Niye yayınlamıyorlar? Siz bunu niye sormuyorsunuz? Ben soruyorum, size sorun. Niye bu yönetmelikler yayınlanmaz? Niye bu kanunlar uygulanmaz? Değerli arkadaşlarım, eğer bir ülkede sarayda çalıştım diye ayrıcalıklı muamele görüyorsa bir sorunumuz var demektir. İkili bir yapı oluştu Türkiye'de. Sarayda yaşayanlar, sarayın dışında yaşayanlar. Sarayda yaşayanlar, bunu Fuat Keyman hoca söyler, iki Türkiye'den bahseder. Buradan da Fuat Keyman hocamıza selamlarımızı gönderelim. Artık tam anlamıyla iki Türkiye var değerli arkadaşlarım. Biri saray ve şürekasının beşli çetelerin yaşadığı Türkiye. Orada her şey çok mükemmel. Orada yaşayanların bir elleri yağda bir elleri balda. O Türkiye'de her şey var. Masalar dolup taşıyor. Ejder meyveli sumitiler var. Eğlenceler var. Keyifler var. Yüz binlerce dolarlık çantalar var. Evlatların vakıfları var. Manhattan'da gökdelenleri var. Evlatlar birbirlerine çekirdek gönderir gibi milyon dolarları gönderiyorlar. Gittim yerinde gördüm. Manadası'nda çil çil paraları var. Bu Türkiye diğer Türkiye'nin yani halkın 481 milyar dolarını hortumlamış durumda. O paranın bir kısmıyla da bu yarattıkları sistemi, inşa ettikleri sistemi ayakta tutabilmek için etrafa atanmışları dizmiş durumdalar. Yandaş medyayı yaratmış durumdalar. Ve trolleri var, troll orduları var. Kullanılan şarkıcıları, kullanılan türkücüleri var. Kara paraları var, baronlar var, pudracı danışmanlar var, var oğlu var. Ama ne yazık ki bu düzenin yarattığı başka bir Türkiye var. İkinci Türkiye var. Trajik Türkiye var. Bu trajik Türkiye'de günlük hayatta kalma kavgası var. Kenar mahallelerde yaşam mücadelesi var. Bu Türkiye'de milyonlarca yoksul, hatta aç insanlar var. İş bulamadığı için kendini yakan insanlar var. Borçlarını ödeyemediği için intihar edenler var. Bu Türkiye'de çocuklar eksik beslenmeden dolayı büyüyemiyor, uzayamıyor ve gelişemiyor. Ama biz, açık söylüyorum, bu saray Türkiye'sine karşı başka bir Türkiye vizyonu açıkladık. Bu Türkiye için 70 kişilik ekip 7 gün 24 saat çalışacak ve dünyanın en iyileriyle çalışacak. Bakın bir futbol ligindeki gibi anlatayım size. Malum Dünya Kupası var. Ronaldo ve Messi Türkiye için oynayacaklar. Ve birinci Türkiye'nin ikinci Türkiye'yi sadakaya bağlama programını yırtıp atacaklar. O Türkiye'de dijital teknoloji, yapay zeka, makine öğrenimi, finansal teknolojiler ve yeşil enerji var. Herkes daha iyi bir yaşam, daha iyi bir düzen için çalışacak. Çocuklara yeni bir Türkiye hayalini vereceğiz. Yeni bir siyaset üstü anlayışla ve liyakatle Türkiye'yi büyüteceğiz. O Türkiye'nin takımında siyasiler de var, siyaset üstü insanlar da var. Orada Daran Acemoğlu da var, Hakan Kara da var, Jeremy Rifkin de var, Rafet Gürkaynak da var, Hacer Fogo da var. İzim bu işin uzmanları ve bilim insanları var. Arkadaşlar, niye ağlıyorsunuz? Ya bu ağlamanız ne zaman bitecek sizin? Hayır, bu ağlamanız ne zaman bitecek sizin? Az önce söyledim. Şampiyonlar Ligi takımı karşısında gözleri ışıldayan fotoromanlar var. Vallahi tam bir amatör küme var karşımızda. Hor gördükleri, üstten baktıkları, vergilerini, en temel haklarını gasp ettikleri o ikinci Türkiye, bu yarattıkları saray Türkiye'sini yenecek
ve göreceksiniz. Daha açık, daha ne söyleyeyim. Hak gelecek, batıl zahil olacak. Göreceksiniz. Bir şey daha söyleyeyim şimdi. Baronlara geliyorum. Baronlara geliyorum. Dostlarınız olan baronlara geliyorum. Çocuklarımızı zehirleyenlere geliyorum. Baronlara geliyorum. 7 kanun çıkardınız. Ben size iradenizi ipotek ettiniz derken boşuna söylemiyorum. 7 kanun çıkardınız. 7 kanun. Çıkardığınız 7 kanunu 5 kez uzattınız. Yetki verdiniz saraya ve bakanlara. 5 kez uzattınız. Uyuşturucu kaçakçılarının tamamının paralarını getirin Türkiye'ye. Ne yaparsanız yapın dediniz. Parayı getirin dediniz. Bazı alacakların yapılanması hakkında kanun. Bakın ne yazmışsınız. Türkiye'ye getirilen varlıklar nedeniyle, yani dolar, para, avro, hisse senedi, altın, varlıklar nedeniyle madde hükmünden yararlananlar ve bunların kanuni temsilcileri hakkında hiçbir şekilde 1. vergi incelemesi, 2. vergi tarihatı ile ilgili bir araştırma, 3. inceleme, 4. soruşturma, 5. kovuş, 6. vergi cezası, idari para cezaları kesilmez dediniz. Soruşturmayı kim yapıyor? Savcılık yapıyor. Dokunmayacaksın diyor. Kovuşturmayı kim yapıyor? Hakim yapıyor. Dokunmayacaksınız ya. Parayı getirin, ne olursa olsun getirin dediniz. Allah aşkına akşam eve gittiğinizde evlatlarınıza sorun ya. Bu kanunun altına ben gittim, elimi kaldırdım ve bütün uyuşturucu baronları Türkiye'ye geldi. Masakada geleceğim, masakada. Sen devleti tanımazsın, bu devleti bu kardeşiniz gayet iyi bilir. Sen hiç meraklanma. Şimdi televizyonları başında beni dinleyen saygıdeğer halkıma sesleniyorum. Beni iyi dinlesinler. Bu kara para konusunu en anlaşılır dille anlatmaya çalışacağım. İyi dinlesinler. Bunları da çok iyi tanısınlar. Çok açık konuşacağım. Onun için din iman için oy veriyorum diyen vatandaşın da dikkatle dinlesin.